Kalabalıktan Kaçanlar serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Serimizin yeni bölümünde bu sefer Presle değil Ardilim Okçumuzla oynadık. Keyifli şeyler yaptık. Umarım siz de beğenirsiniz diyelim. Laf fazla uzatmadan özel teşekkürler kısmımıza geçelim. Biliyorsunuz ki önceki serimizde bu kısmı bayağı düzenli olarak kullanıyorduk. O yüzden gelen PM'lere teşekkürlerimi buradan ediyorum. Zero sunucusundan gelen PM'lerden başlıyorum. İlk olarak Elfida daha videolar atmaya başlamadan önce birkaç kez sormuştu sağ olsun e, son videoda bahsettiğim kısmı hatırlayıp soran arkadaşlardan. Ona özellikle buradan teşekkür ediyorum. Yine Zero'dan Varox, yine Zero'dan Kison Jair'imize denk geldik. Harbi Gıyıcı ve Driyas'tan da gelen ilk PM'miz Jitx Bu arkadaşlara tekrardan buradan teşekkür ediyorum. O zaman lafı fazla uzatmadan seriden bölümü atlayalım. Bakalım neler yapmışız. Selamlar arkadaşlar yeni videonun açılışında Driyas'ta UTC'mize girdik. Kim bu arkadaşlar? Magic ama niye yaldılar ki beni? Swift atayım diye mi aldılar? Seriden hata başlayalım. Hatta şuraya bir tane weapon çekmiştim. Şunu da bastım. Atağımız da yüksek. Çok güzel abi. Şöyle seriden hata başlayalım. Drias'ın ilk UTC'si olduğu için biraz heyecanlıyım. Dedim girmişken içeride bir kayda gireyim seriden. Bakalım bir deneyelim şansımızı. Olur da zaten şey yapabilirsek ilk odadan sonra kayıttan çıkarım. Olur da kaç kutu alırsak en son kutu kırmada tekrardan buluşuruz. Tanımadığım partiye de girdim. Bilmiyorum ne olacak. Şunlarla bir şu kutuyu keselim mi bu? İlk boss düştü. İki kutu aldık. Harika. Kutu bizde mi? Değil. Çok güzel abi. Şimdi buradayız. Sanırım bu arada ilk üç odada e, ölmediğimiz zaman kimera açılıyormuş. O yüzden ona kasacağım ama bakalım başarabilecek miyim? Ölmeyelim de. İlk üç odada ölmemeyi başarabiliriz sanki ya. An başarılabilir gibi geliyor. Undi'mizi de aldık canımız 9 kaldı harika abi bu arada parti alsınlar diye üstümü açmıştım hani biraz parıl parıl gözüksün ki şey olsun şimdi kapatalım şunu böyle hata devam edelim bakalım bundan kaç kutu alacağız ona göre duruma göre parti değiştireceğim veya burada kalacağım ama muhtemelen kalırım yani olur da atmazlarsa yok mu abi şuradan da bir iki kutu almamız dört kutuyla başlayalım ilk odadan orada biraz yavaş kesiyoruz sanırım yani destanda daha hızlı oluyordu sanırım destanda eşya farkı çok fazla yani buradaki insanların Eşyaları doğal olaraktan hani UTC silahları işte kruvas silahları vesaire olmadığı için e, bir tık daha düşük sanırım. Ama yine de düşüyor yani problem yok. Ama sonra da biraz canımızı sıkacak diye düşünüyorum. Bakalım hadi abi düş bakalım ne vereceksin. Golf geç oldu ama ne verdi? İki kutu bir tane de verdi. ne işe yarıyor hatırlamıyorum. İlk adaga düştü voltaja düştü abi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Server'ın ilk adagası diyebiliriz bunun için. Şanslı bir ekip. Peliviton'un son formuna geldik. Abi çok zor kesiliyor gerçekten. Özellikle Pivoton'da çok zorlandık genel olarak buradaki insanlar olarak. Şöyle göstereyim bu arada şu ana kadar 8 kutu aldık ölüyorum. Hadi beni tutarsın be hadi be. Kill gelin neredesin ah be. Düşüyor bu arada şöyle bir şey göstereyim Manes Survival geldi bir de üzerine. Manes'e de buradan direkt çıkar çıkmaz gireceğim ardından da gider kutuları kırarız. Vallahi çok güzel denk geldi buraymış ya. Ata devam edelim. İyi bir şekilde düşürdük ama yani geç de olsa. Çok fazla şey harcamadım 200 tane Life Crystal'le girmiştim 7 tane harcamışım sadece. Gayet verimli bir e, miktar diyelim. Seriden düşürüp çıksak çok tatlı olacak aslında. Buradan bir iki kutu daha inşallah alacağız. Ekip ne kadar vurdu bilmiyorum ama ben bayağı vurdum. Bir buff da geldi. Hadi abi ölmemeyi başarabiliriz. Bolt'ümüze atalım son bir tur. E atağa başlattık. Eyvah. Ölmeyelim. Hayır 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 seri kalktım. Yetişti mi? Ölmemiş daha oh. Tamam düşüyor mu? Hadi düşsün düştü çok güzel. Ne aldık? Castle Owner ve Under the Castle 2 Achievement'ını aldık. Bundan da iki tane kutu aldık. Çok güzel abi her şeyden birer tane. Bunlar ne işe yarıyordu hatırlamıyorum ama... Ee, sağlık olsun. Elimize sağlık diyelim. O zaman seriden Manas Survival'a geçelim. Ardından şu kutuları kıralım. Manas Survival'dan da atıldık. Manas Survival'ı çekmek istiyorum ama... Ya 15 tane kutu şey alabildim. Çok zor. ya şeyi mantığını hala kavrayamadım. Onunla ilgili bir detay öğreneceğim. Yani videolarını falan izleyeceğim. Sonrasında onun videosunu çekmek istiyorum. Yani e, videoya dahil etmek istiyorum daha doğrusu Manes Survival'ı. Skill bar'da skill'lerin yerini değiştiremiyorum. Hangi skill'leri alacağım bilmiyorum. Bir de o üzerine oyun bağlandı bu şeyde. Görseller falan bağlandı. Orada kayda girmek istemedim. Ne olur ne olmaz bilgisayarı kastırmayayım diye. Şimdi geldik. 10 tane kutumuz var abi. Bunlardan ne alacağız? Haydi bakalım ilk kutuya şansına. Bize güzel bir iki drop vermesini umuyoruz. O zaman açılışı neyle yaptık? Rock Chitin bot'la yaptık. 2'de Vortex Bow, e, mid class'lardan gidiyoruz. 3'te attım, Totemic Spear. Bu arada oyundaki bug'lanmayı siz de gördünüz. Şöyle 4'ü de attım, Totemic Club. Şöyle bug'lanmayı görüyorsunuz. Niye bug'landı onu anlamadım aslında. Aha şey burası da kalabalık şu an. Makul. Kaç kutumuz kaldı? 6 kutumuz kaldı. Haydi abi bize en azından bir tane Unique. Hani güzel bir şey olsa iyi olur ama bakalım ne Unique verecek ya da verecek mi? Attım. Iron Bove. Bir tane daha. Attım. Shell. Haydi abi güzel bir şey. Böyle en azından bir, bir unik bir şey bekliyorum. Hadi UTC eşyası olmasa da. Attım. Vortex Bow. İkinci Vortex'imizi de aldık. Şöyle üzerimizi açalım. Belki parlak görünce bir destek olmak ister. Belki parlak görünce bir gözü aydınlanır. Bir şey vermek ister. Attım. Bir tane daha Shell. Haydi son iki kutumuz. Attım. Bir tane daha Shell. Allah Allah. Bu arkadaş da burada dolaşıyor. Belki dolaşınca bir şeyler veriyordur. Dolaştık bir son hakkımızda. Son şansımız. Son kutumuz. Attım ve ne aldık? Smite almışız. Sağlık olsun. E, hiç yoktan bir tane yüneğimiz var. Ne kadar ediyor bilmiyorum. Çok fikrim yok buradaki fiyatından ama... Olsun, en azından dediğim gibi bir tane Unique almış olduk. Şunları da e, kırdırılacakları kırarım, satılacakları satarım. E o kısımları çok da göstermeye gerek yok. O zaman bakalım ikinci bölümümüzde planım e, okçuyu kasmak. Yani Yan Çarda e, Ardrim okçumuzu kasmak. O yüzden muhtemelen Zero'da JR'yi vesaire yaptıktan sonra ona geçip onu kasmaya başlarım. Sonrasında zaten tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, ikinci bölümümüzün ana karakteri X Pro ile giriş yaptık. Ardrim'de bu okçuyla oynayacağız. Gördüğünüz gibi böyle bir e, karakter yaptım. Normalde Dex Pro benim likim, e, Asas oynarken çoğu zaman kullandığım likim ama burada Dex mil daha önceden aldığım için artık x mil olarak oynayacağız. Şöyle takıları aktardım. Şuradan buffları seriden alayım. Hemen bankaya gideyim. Şöyle Amulet of Curse 3'ü takalım. Ardından Elf Belt'imizi takalım. Foverinler zaten biliyorsunuz. Preste de kullanıyoruz aynısını. Bunlar burada. Sadece burada farklı olarak Rogering'ler var. Bunların da sebebini hemen açıklayacağım. Şöyle başlangıçta 16'ya 3 Dex küpeler almıştım. Ama bunların ardırımda yeterli olmayacağını düşündüm. Yani Dex'i çok güzel evet. Ama bir yandan da cana da ihtiyacımız var. Defansa da ihtiyacımız var. Ve bunları da karşılayamıyoruz. Bu yüzden bir karar alarak Rogering'lere döndüm. E bunları da bir ara satacağım. Bir yandan da Skebelt'imizi satacağız. Saşı 105 mden sattım. Ama bu üçü hala elimde. Bunları bir ara satacağım. O yüzden Rogering'leri aldım. Onu da belirtmiş olayım. Şöyle takalım. Aha manamız eksi 168 oldu. Daha çok ilginçmiş. Hangisinden geldi o mana? Eksi mana. Bundan mı? Ha buradan. Şöyle bir daha takalım. Aynı şekilde olmadı ne yazık ki. Şimdi patoslarımızı vesaire her şeyimizi de takalım. Ardından karakteri kasmaya başlayalım. Şöyle bir şey göstereceğim. Evet karakterimiz hazır şu anda. Şöyle bir şey göstereceğim. Çitinleri vesaire koydum. Bütün silahları da koydum. Burada en düşük dex isteyen e, Vortex 162 dex istiyor. Yani toplamda 82 dex eksiğimiz var. 82 dex de bize 28 level'a mali olacak. Yani 28 level sonra Vortex Bow'u takabileceğiz. Ardından 2 level sonra Eagle Eye'ı. Ondan da sanırım 1 ya da 2 level sonra da Iron Bow'u takacağız. Helen'in de bayağı zaman var. 216 Dex'te de 80 health bonus istiyor. E şimdi bu dex kasma kısımlarını çok göstermeye gerek yok. Ben seriden bu deximi kasayım. Ardından item'ları takmaya başladığımda tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar şimdi 29 level olduk ve ilk item'ımızı elimize takacağız. Bunların hiçbirini takamıyoruz. Şu anda Vortex Bow'u takabiliyoruz. Hatta hazır takmışken bir de AP testi de yapalım. 588 AP'miz var artı 9 Vortex Bow'la. Bunları takmaya uğraşmadan önce çiftin seti takacağım. Yani dex'imiz olsun biraz. O yüzden bir 90 HP vereceğim. 10 level sonra yani 39 level'da bütün seti giyebileceğiz. 10 level sonra tekrardan görüşürüz diyelim. Evet arkadaşlar maradon görevlerinde de böylelikle tamamlamış olduk. Bu arada bu arkadaşın çadırı gitmiş. <laughs> Onu buraya gelince fark ettim. Arkadaşın çadırını çalıp arkasına geyik koymuşlar. Şöyle seriden görevleri teslim edeyim. Böyle verdik. Kaç oldum? 38. Sanırım bunu da verince 39 olamadım. 39 olduğumda çitinler tamam oluyor sanırım. Aynen 39 oldu. Şunu da vereyim. Seriden üzerimizde kalmasın. Şöyle 39 %87 olduk. 4 tane verdiğimiz zaman çitinleri giyebileceğiz. Şunu da verdiğimiz zaman hatta ne giyebiliyoruz? Buradan bir şey henüz giyemiyoruz. Tamam şunları bir üzerimize çekelim. Böyle hatta üzerimizde açalım. Ve kıyafetleri giymeye başlayalım. Niye başlayamıyoruz? Aha dexim yetmiyor. değil dedim bunlara bir de dex lazımdı. Hayda ortalık karıştı bir dakika. O zaman ben biraz daha level almaya devam edeyim. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Normalde burada kayda girmeyecektim ama şöyle bir şey göstereceğim bir tane Monster Stone aldık. Ondan önce de çok kısa bir süre önce şurada bir tane daha Monster Stone almıştık. şimdi iki tane almışken bunu da göstermeden geçmeyelim. Şöyle iki tane MS'miz var. Şu anda şöyle 170 dex'imiz oldu. Full set takabilmeyi bekliyorum. Şunun için 176 istiyor. 2 level aldığımız zaman hepsini takabileceğiz. O yüzden şimdi şu görevleri seriden bitirdiğimde zaten hepsini takabiliyor olacağım. diğer görevlerin hepsi bitti. Bir tek Death Knight kalmıştı. Daha doğrusu Death Knight ve Sabertooth. Death Knight'ı yaptıktan sonra direkt torn atıp sizle beraber seti giyelim. Hatta Iron Ball'umuzu da elimize takalım. Bu arada bir tane de kırdırmalık şey aldık. Allah Allah gerçekten. Yani bu en azından Skeleton serisi bayağı ciddi anlamda drop atıyor şu anda. Bir de X Premium'dayız bu arada bilmiyorum fark ettiniz mi ama. iki Monster Stone'da X Premium'da aldım. Üzerine ek olarak bir de şel attı falan. Hoş yani ilginç. Neyse şurayı bir devam edip görev bitirdikten sonra torn ardından buluşalım. Evet şimdi görevcinin yanına geldik. Şöyle gördüğünüz gibi görevleri seriden teslim edelim itemlarımızı üzerimize takalım. Şunları bir çöpe sallayayım şimdilik. Kaç level? 42 leveliz. 43 yaparsın herhalde değil mi? Görevler. Heh, tamam 43 yaptı güzel. Hatta şöyle yaparsak 176'yı vermiş oluyoruz. Şunları bir gideyim sundere satayım ya. Çöpesi çöpe atmak biraz boşa israf gibi oluyor. Şöyle satalım 57k Allah bereket versin. Iron Bow'umuzu, Eagle Eye vesaire hepsini takabiliyoruz. Bir tek Helen'i takamıyoruz şu anda. Buna da e, muhtemelen Ardrim level'ına geldiğimizde takmış oluruz. Şöyle üzerimizi açalım. AP'mizi de bu arada aynı zamanda kontrolünü yaparız. 871 AP ile başladık. Hatta voltlu bakalım. 1035 AP ile başladık. 1099, 1132, 1162, 1205 ve 1268 sadece çitinleri değiştirince elimize de Iron taktığımızda 1355 hatamız oluyor. Ve gördüğünüz gibi parıl parıl geziyoruz şu anda. Tabi ardırımda ister istemez canımız daha fazla olsun diye Eagle'a'yı daha çok takarız. Çünkü yani şöyle göstereyim şu an 1730 canımız varken bunu taktığımızda 1900 canımız olacak. E 1900 can da Arden'im için Gayet güzel bir can. Ama AP'miz tabii gördüğünüz gibi 1K'ya yakın. Hatta 1K'dan biraz fazla düşüyor. Duruma göre yani olur da darlarlarsa Eagle Eye'la takılırız. E Bunun bir de ekstra olarak mana desteği de olur vesaire. Şimdi hızlıca level almaya çalışalım. Bakalım 2K AP'yi görebilecek miyiz? Bu arada şöyle bir şey fark ettim. Yani şu an şu Amulet of Curse üzerimizdeki 1748 candan 1730 cana düşürüyor. Bu level arttıkça değişir mi onu bilmiyorum. Şu an canım level'ım 43 olduğu için emin değilim. 59 level'a kadar hala eksi can vermeye devam ediyor olursa buna bir değişiklik yapmaya çalışabiliriz. Ya da prespenden takıyormuş gibi düşünerek zaten o da can vermiyor. Öyle bir düşünceyle de şey yapabiliriz. Bu arada ne kadar mana veriyor? En azından mana veriyor. Öyle bakalım. Bir bakacağım. Yani duruma göre 59 daha doğrusu 54 59 değil. 55 level'da ne kadar can ve mana eksilttiğini ya da arttırdığına bakacağım. Ona göre belki bunda bir değişiklik yapabiliriz. Çünkü Arden'im oynayacağız düzenli olarak. Şu an kafamda Amulet of Curse ile ilgili bir soru işareti var diyebilirim. O zaman ben seriden level kasmaya devam edeyim. 55'te Arden'imde görüşürüz. Uzun bir aranın ardından tekrardan selamlar arkadaşlar. Tabi size göre çok uzun değil çünkü karakter kasıyordum en son. Okçunun level kasmasını bitirdim. Onu 55 level'da bıraktım. Ardından bir, bir süre işlerimle uğraştığım için çok oyuna giremedim. Ama şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Arden'imde farma çıkmadan önce şurada biraz snowman kesiyoruz. Buradan en az 3 karakter için 9 tane starlight yapacağım. 9 tane starlight aldıktan sonra da 3 karakterimize de birer tane golden star yapıyorum. Yapacağız. Bu karaktere çoğu zaman kanat takıyor olacağız. Ama yine de e, üzerinde bulunsun. Yani sonuçta bu etkinlik e, her yıl gelen bir etkinlik değil. Geçen yılda gelmemiş bildiğiniz gibi. O yüzden garantici olmak için ben bu yıl üç karakteri de yapmayı planlıyorum. Zaten biraz toz biriktirmiştim önceden. Üzerine hafiften bir ekleme yapmam gerekiyor. Şimdi ben buradan starlight'ları biriktireyim. Ardından tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. Şimdi snowman keserken arada bir dedim hemen seriden gelmişken bir tane manes yapalım. Bir bakalım. Şimdi yeni başladı. Bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Şöyle seriden bir Hellblade'i alalım. Ne olur ne olmaz. Olur da ileride bir şey bulamazsak elimizde bulunsun. Ice Storm 3 alalım. Bu arada yeni yeni öğreniyorum. Yani şu an daha çok hakim değilim. Bu Dwing geldi. Güzel bu alalım. Bu arkadaşa vuramıyoruz. Bu Dwing'i şöyle koyalım. Hellblade'le artık işimiz yok. Meteor, AC falan filan. Meteor alalım. Aha şey geldi. Güzel Fireblade geldi. Fireblade'i alalım. Staff'la oynayalım bu oyunda. Şöyle pasif E.P. alalım. Staff kaç vuruyordu? Ona bir bakayım da. 4100 bu vuruyordu. Staff bayağı yüksek vuruyor. Güzel. Güzel. Biraz Staff'la devam edelim. Yeni yeni öğreniyorum. Yani çok bilmiyorum. O yüzden hatalarım olursa affola diyelim. Şöyle şunları da yeni öğrendim bu arada. Normalde bunların e, sıkıntı şeydi. Ben de hiç yerlerini değiştiremiyordum. Şey yapamıyordum. Arka şeye atamıyordum falan. Şükür onu çözdük. Şöyle pulu alalım. Arkadaşım bir çekilir şey misin? Şöyle şu midgrade'leri kesmeye devam edelim. Güzel 1200'lük AC'yi alalım şimdilik. Bir tane de blink var onu da çektik. Bunu da mecbur çekeceğiz. Bir e, pasif şeyler gelse. Heh, güzel bir tane pasif gelmiş. Şunu aldım. Staffımız varken absolute power işimizi görür. Onu da aldım. Ardından da malis 3 geldi ama malis bizim işimize yarar mı? Sanırım yaramıyor ama yine de aldım. Paraziti de çektim. Absolute 2 geldi harika. Orada hatalarım varsa yönlendirmelerde bulunursanız e, ilerleyen dönem için... Yani bunu ben çünkü yayınladıktan sonra bu etkinlik devam ediyor olacak. İlerleyen dönem için işime yarar. Yani öneriye açığım onu da söylemiş olayım. Şöyle bir seriden mid devam edelim. Pasif şey alamadık çok fazla ya. Tamam, Subside 3'ü aldık. Bunları nasıl yapalım? Tamam, şunlar şöyle dursun. Light Fit'imiz yok. Bu çok önemli bir problem. Şunu bir seriden çözelim. Paramundan bir tane seriden Light Fit ver bize. Verdi mi? Vermedi ve PK başladı. Light yok, o kötü oldu ya. Dur bakalım. Belki çıkartırız daha. 8 level'ımız daha var. Ama bir Light fit vermesi lazım ama. E, hiçbir şey... şey... Bana seçecek hiçbir şey var 5 level'ımız kaldı ve Light hala yok. Canımız da çok düşük. Bir tane light fit verir misin lütfen? Rica ediyorum. Bu arada bu alttakileri almayanlar şöyle bir şu, şu arkadaşı bir. Aha light fit harika abi. Çok güzel. Şuradan potumuzu basalım. Bu arkadaş bizi kesecek muhtemelen. Tamam problem yok. Light fit aldık. Bir tık daha sağlam oynayabiliriz. Şöyle direkt hata başlarsak muhtemelen kolaylıkla bu arkadaşı keser miyiz? Keseriz galiba. Derken ne yapıyorsun arkadaşım? Bu nasıl bir hasar? Biraz özellikle ilk kilimizi böylelikle almış olduk. Hala yalnız şey light fitimiz ikinci seviye. Onu bir 4'e çıkartabilirsek iyi olur. Bakalım. Subsite 4 geldi. Subsite aldım. Daha mantıklı geliyor Malis'ten. Çünkü sanırım staff Malis'e e vurmuyor. Yani Malis'te olduğu zaman staffla bir etkisi olmuyor çok fazla. Aha Undi harika abi. Tam olarak buna ihtiyacımız vardı diyebiliriz. Şöyle bir 3. sayfayı da açtım. Şöyle şunu attık. Güzel. En azından biraz canımız arttı. Ve böylelikle de 30 level olduk. Yani tam istediğimiz seviyeye ulaşmadık ama olsun en azından hızlıca 30 level olduk. Yani 15 dakika var daha. Kısa sürede 30 level'a ulaştık. Şimdi ortadan bir iki tane adam kovalayalım. Arkadaşın seriden DB'sini atalım. O da bir AS'mizi atalım. Ha, kusura bakmasına. Aha. Beni nereden araya alıyorsunuz arkadaşım? <laughs> hasar konusunda problemim yok da. Daha doğrusu hasar konusunda problemim var arkadaşlara karşı. Ama gördüğünüz gibi fena da vurmuyoruz aslında. Güzel güzel. Absolut da unutmamam lazım ya. Onlara alışacağım da. Güzel güzel. Kaçıncı sıradayız? Şu anda birinci sıradayız. Güzel bir başlangıç yaptık. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Kürümüz yok derken DB'ydik zaten. Tam da üzerine gelmese iyiydi. Ne yaptın? Malista at. Aynen her şeyi at. Şöyle bir arkadaşa bir DB'sini verelim. Bakayım kaç vuruyor. Fena vurmuyorum da o daha çok vuruyor. Aha dur dur kestik galiba. Kes. Ah be. Bir yandan döndü. Neyse ben böyle biraz devam edeyim. Son birkaç dakika kaldı tekrardan görüşürüz diyelim. Evet arkadaşlar son 4 dakika kaldı. Biraz böyle uğraşı uğraşa birinciliği tutuyorum şu an ama yakınız. Yani şu ikinci sıradaki halk baya zorluyor. Hatta bir süre o birinciydi falan. Böyle yer değiştiriyoruz ara ara. Öğreniyorum yani öğrenmeye çalışırken bir yandan da yani şu an önde olmamız. Şöyle şu arkadaş db'leyelim. Astık şu Atma bana db. Aa şey attı güzel. Sanırım bu attıkları subside bana işe, işe yaramıyor galiba staff vurduğum için. Çok emin olmamakla birlikte şu arkadaş işte DB'yi nereden attı o bana? Arkadan atıyor. Ne oluyor lan? de her yerden DB yi yiyoruz. Şu arkadaşı bir deme deme. Deme deme deme. deme. Hop oh, kaçtı. hadi bay bay. Şur olmaması bizi bayağı zorladı ama şunları arada kıtlayalım. İkinci sıraya düşmüşüz yine. Bakalım deniyoruz şansımızı. Şurada bir arkadaş var. Canını azaltmışlar mı? Değil. Güzel. Onu çalmayı başardık. Şöyle bir 600 fark var. Yani ikinci kesin oluruz gibi gözüküyor. 2 dakika, 3 dakika var şu fark çok kapanmış ama birincilik biraz e, uğraştıracak. Yani birinci ikinci olmak çok önemli değil benim için açıkçası. İkisine de zaten arasında 5 e, şey fark ediyor ama yine de birinci olursak daha güzel olur. Şöyle bir attık TB'mizi. Kaç puan verdi? O 500 puan verdi bir de güzel. Güzel güzel. Şu arkadaşı da hemen aradan TB'sini attım. Şu pul mesafesini tam bilmiyorum ya. Yani. Şunu bak patladı mesela. Güzel o da bende. Bunu DB'lersem çok güzel olur. Atma DB. Malis attı. Okey okey. Malis çok problem değil de. DB canımızı sıkıyor. Şu arkadaşı da bir Aradan eritir miyiz? Ben de Güzel. Şu arkadaşlar Güzel bunu da alırız. Bayağı iyi gidiyoruz ya. Ya, ya ben çok şanslıyım ya da ya bu arkadaşlar da bir şeyler bulamadılar. Şöyle şuraya bir subsite atalım. Arkadaşlar DB'ledik. Kürümüzün olmaması o kadar büyük problem ki. Oo, bir de hepsi de 500-500 puan veriyor Allah sağ olsunlar. Kaç abi? 12. Oy 2K fark açmışız. Çok güzel. A few later. Şöyle absolutümüzü bastık. Bu arkadaşı keseriz. Aa, aa bitti. E ne oldu birinci mi olduk? Ha çok güzel abi birinci olmuşuz ve 60 orbaldık aldık abi. Sadece bir etkinlikte 2 haftalık orbaldık. aldık. Yani daha doğrusu 2 haftalık VIP aldık şöyle 115 oldu. Yani keyif verdi. Ha bu arada envanteri açmışken hazır şunu göstereyim. Tam olarak 10 saattir kardan adamlardan gördüğünüz gibi 60 dakika cinimiz vardı başladığımızda. Yine 60 dakika var. Üzerine 5 adet cini harcamışız. Yani toplamda tam olarak 10 saattir buradayız. 10 saatte ne yazık ki 20 tane Holy Starlight, 3 tane MS. 3 tane MS okey çok problem değil. Yani çünkü MS için bırakmadım buraya ama... E şunlar işimize yarayacak. Bunlar da okey. Ama 20 tane Holy Starlight beni mutlu etmedi. Daha fazlasını umuyordum. 20 Holy Starlight'ımız var. Buradan devam ediyorum. Bir süre daha burada kalacağım. Birkaç gün hatta muhtemelen boş kaldı, boşta kaldıkça Snowman'lerde devam edeceğim. Onu da dedim göstermiş olayım. 3 kaynaklarımızın içinde Starlight'ımız yeterli seviyede var. Ben burada bir süre daha devam edeyim. Ardından Ardrim charımızla biraz farm atarız. Şu anlık Snowman'lerde takılmak mantıklı geliyor. Çünkü 40 dakika kadar sonra Jere var. Jere'ye kadar Snowman'de takılalım. Ardından zero'da Jere'mizi yapar, tekrar buraya geliriz. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Başka bir Mane Survival'la tekrardan kayıt Normalde bunu kayda almayacaktım ama inanılmaz hasar atıyorum. O yüzden bunu da bir size bir göstermek istedim. Şöyle göstereyim. Zaten 33 kildeyim şu an. 3 dakikamız daha var. Abi vurduğum hasara bakar mısınız? İnanılmaz yüksek vuruyorum. Şöyle de göstereyim. 4000'lik bir fark attık. Yani toplamda bir ya da iki kez öldüm şu ana kadar. Yani mage müthiş bir şeymiş ya. Gerçekten çok keyif verdi. Dedim bunu da sizinle paylaşayım. Aa, ortada dragonu kesmiş birisi. Dragonu kim kesti acaba? Dragonu kaçırdım ben gözden. Ama arkadaşlar biriniz artık durup kapışır mısınız? Biraz hasar denemek istiyorum. Zaten şeyi basınca inanılmaz vuruyor. Absolut'u basınca inanılmaz bir hasar atıyoruz. Şöyle şunu da. Bak gördüğünüz gibi yani iki vuruşta yarayacaksın. Bunu da e, ah be mob'a gitti. Böyle bir devresini atabilir miyiz? Atamayız. Tamam. Sıkıntı yok. Yani gördüğünüz gibi öyle bir hasar atıyoruz ve hasar yemiyoruz ki yani gelene geçene böyle tek atıyorduk. E o yüzden zaten çok rahat bir e, açıkçası manes oldu. KS'ye yedik mi? Yemedik. Çok güzel. Şunu da keseriz. Bu arada bir, bir buçuk dakika var. Yani bu arkadaşın niye canı gitmiyor? Neyse ben şuradan bir uzayım bir. Ha atak kırma var. Atak kırma acaba bana işe yarıyor mu? Ya, atak kırma bitti. Absolutimiz bir dönsün. Muhtemelen ondan sonra çok rahat bir şekilde keseriz ama. Absolut... Dönmeyecek galiba evet burada öldük. Sıkıntı yok yani fark dediğim gibi 4000'in üzerinde bu kadar fark atabileceğimi hiç düşünmüyordum bu arada yani baya baya rahat bir şekilde birinci olduk. Gördüğünüz gibi fark 6K'ya kadar çıktı. Bilmiyorum hani normalde böyle bir şey yaşanıyor mu bilmediğim için bir şey yapmak, e, kaydı açmak istedim. Valla çok güzel oldu yani şuradan bir, bir tane manesten 2 haftalık daha VIP almış olacağız. Şu arkadaşı bir AKS ettik. Niye öyle yaptım ki şimdi? Dur atabilecek miyim DB? Heh. Bu arada şu karakterdeyken çok hızlı atıyor DB skilllerini vesaire. O güzel bir şeymiş karakter özelliği olarak. Sanırım bunda da daha mı yüksek hasar vuruyor tam anlamadım ama. Aa, attı. Tamam elimize sağlık diyelim. Şöyle 60 tane daha orb almayı başardık. Abi orb sayımız sadece 2 taneyle zaten 115 2 taneden geldi. Son 2 taneden. Ve gördüğünüz gibi 175 orb oldu. Buradan şimdiden 1.5 aylık alabiliyoruz zaten. Yani e, Darius'ta VIP sorunumuz olmayacak gibi diyebiliriz. Ki daha etkinliğin birinci haftası. Bunun daha 3 haftası daha var. Böyle canım sıkıldıkça takılacağım. Ee, daha fazla manes göstermem. Yani üst üste iki tane birinciliği göstermiş oldum zaten. Bunun da detayı böyleydi. Bu arada klandan atıldık. En son kayda girdiğimde daha sonrasında PK çıkmayı planlıyordum. Tam PK çıkmak için çara girdim. Klandan atılmışım. E ee, dedim sonrasında madem öyleyse e, gitmek için çok da bir sebep yok. Ben şimdi şurada devam edeyim tekrardan uğraşmaya. Ardından tekrar bu sefer Erdem'de buluşalım. Selamlar arkadaşlar tekrardan. Şöyle X promilimizle Ardırıma geldik. Şöyle bir köpek çift slot boş buldum. Bloodseeker ve şurada tek slotu dönen bir arkadaş var. Bloodseeker ve Megatronlar boş bir şekilde duruyor. E burada yaklaşık olarak bir yarım saat 45 dakika takılacağım. Bakalım okçuyla ne kadar seri döneceğiz. Bu arada elma ve patatesi basacağım. Bunun da sebebi şu patates ekstra olarak rezist falan da veriyor. Şöyle gördüğünüz gibi rezistleri de arttırıyor. O yüzden bunların ikisini basacağım. Yani şu an için burada acil bir ihtiyaç değil bizim için patates. Ama hani acil vesaire de basmakla uğraşmayalım. E, birisi gelir darlar, ona göre şey yaparız. Şunu da şöyle kapatayım bu şekilde oynayalım. Canımız şu anda buffsız şekilde 1892 bence çok güzel. Ironbow'la bu cana ulaşmamız. Onun dışında da manamız da zaten iki knın üzerinde. E, Eagle'ı da taktığımızda şöyle bir hale geliyor. E, bu elma bize biner veriyor zaten. Onunla beraber de 3000 süre çıkıyor canımız. Şöyle bir arkadaş geldi. Hemen şunu silip AC'mizi basalım. Sen kesemezsin ama öyle yapma. Oy, oy tek kedi. Aa. E neyse canı sağ olsun. <laughs> Okey. Neyse farma devam edelim. Bu kadar hasar yemesini beklemiyordum gerçekten. Şunu takalım elimize. Ne güzel vurduk. Ya dur merak ettim kaç vurmuş mu acaba? Şöyle 960 şeyle vurduk. Sonrasında da üçlüyle de beraber ölümde öldürmeyi başarmışız. Neyse elimize sağlık diyelim. Devam edelim burada kasmaya. Ayrı Iron Ball'a takılacağım. Yani gördüğünüz gibi zaten çok da inanılmaz hasar yemiyoruz. Canımız e canımızda elmadan dolayı ekstra artık fazla oldu zaten. O yüzden bir problemimiz yok şu anlık. Küçük potları kullanıyorum. Görevden gelen potları. Bunlarla devam edeceğim. Zaten yeterli olacaktır. Bize sıkıntı yaratmayacaktır diyelim. Burada biraz takılayım. Bakalım orada drop alırsak. Zaten drop aldıkça gösteririm. Zaten öncekinde göstermiştim. Onun dışında bu arada Ardrim'de denememi istediğiniz farm slotları varsa onları da bana söyleyebilirsiniz. Okçuyu yeni video yayınlayana kadar 55 level tutacağım. Yayınladıktan bir iki gün sonra eğer yorumlara göre level'ını kasacağım. Ama ben bunu da 59'a çıkarmayı istiyorum. Yani 55 level tutmak çok istemiyorum açıkçası. İki tane 59 level Ardrim çarım olsun. Bir tane Battle Press, bir tane Okçu şeklinde. Planım o, isteğim o açıkçası. Ama bakalım yani sizden gelen yorumlara göre de belki bunu 55 tutarım. Ama 55 level'da yani farm slot'u çok kısıtlı. Hani en azından 59 yaptığımız zaman bütün farm slot'ları bizim gibi düşünebiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani daha farklı düşünceleriniz varsa. E aynı zamanda bana istiyorsanız farm slot da önerebilirsiniz. Yani 55 level'da şurayı döner misin vesaire gibi. Onu da söylemiş olayım. Bu arada 480'lik mana potuyla da dolmuyor gerçekten. Ama şunları seri seri basalım da en azından kullanalım. Böyle boşa harcadığım zaman hoşuma gitmiyor bunları. Üzerimizde 4.8'en para varmış başlangıçta. Ona göre bir hesaplama yaparız. Zaten saatli yapmayacağım. Yani bir e, şu secdeleri bir 3 tur basarım. Ardından bir genel hesaplama yaparız. 45 dakikaya falan denk geliyor zaten. Sonrasında da bir zero'da gidip şeyleri Kardan adamları yapacağım. E, biliyorsunuz orada e, okçumuz var derken bir tane upgrade scroll. Güzel açılışı upgrade scroll yaptık diyelim. E, orada kardan adamla işte okçuyu 83'e kasmaya çalışıyorum. Bakalım o da yavaş yavaş 83 olacak inşallah diyelim. Bayağı hızlı dönüyoruz bu arada. Okçuyla daha keyifliymiş burası. Abi, bir tane Okçuyla burayı kesmek daha rahat ve keyifliymiş. Bak Crest'e göre o kadar şey değil. Yavaş olmuyor. Baya hızlı hızlı gidip geliyoruz burada. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Hani belki bir boost bir şey atar diye bekledim ama sanırım gelmeyecek. O zaman duruma göre bu aldığımızda tekrardan görüşürüz diyelim. Evet arkadaşlar ilk boostumuzu Bloodseeker'lardan almayı başardık. Şöyle göstereyim. Last Upgrade kolumuzu aldık. Şöyle koyduk buraya. Kaç dakika oldu? Tam olarak 8 dakika olmuş. 8 dakikada ilk bus güzel. Yani gayet tatlı bir drop oldu. Devamında da ilerliyoruz zaten. Iron Ball'u yaktım. Yani repair'ini yapmadan gelmişim. O yüzden Eagle ile devam ediyorum. Ama bu da kötü bir yanı yok. Yani bir tık daha zor oluyor. Megantron'lara tek atamıyorum şu an. Ama e, canımız daha fazla. E, gelen giden olursa da çok da rahatsız edemez diye e, söyleyelim. Yani 200 ekstramız var. Şöyle derken ne oluyor? Ne sağlık olsun gelip bir teklediler. Şunu da repairini yapalım arada. 360'lık potlar canımı sıkıyor ama bir yandan da kullanmadığım zaman çöpe gidecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden kullanmadan geçmek istemiyorum. Onları bitirdikten sonra geçeceğim 700 potlara. potlara. E olsun böyle takılalım biraz. Şimdi ben slot'a geri döneyim. Bakalım neler yapacağız. Evet arkadaşlar ikinci da şöylelikle almış olduk. Bu da yaklaşık olarak. Kaç dakika? İkincilerin 5 dakikası geçmiş. Yani toplamda 20 dakikada ikinci bosumuzu da almış olduk. Ama baya seri dönüyoruz. Onu da söyleyeyim derken bir tane daha upgrade scroll geldi. Çok güzel. Şöyle yani bunlara zaten neredeyse çoğu zaman tek atıyoruz. Ardından da derken de hiçbirine tek atamadım. <laughs> Ardından da buraya geçiyoruz ve bunları bekliyoruz. E, ve bunlara da iki atıyoruz. Şöyle bir 3 bir 5 attığımız zaman ölüyorlar. O yüzden baya rahat aslında. Hani bu seviyede eşyalarla çok güzel bir şekilde farm atılabiliyor burada. Biraz daha devam edeceğiz. Bunlar bittikten sonra birer tane daha basacağım. Artık buradan sonra her düşen de açmam. Bir bakayım en son toplamda 45 dakikada kaç tane almış olacağız ona bakarız. O zaman ben kesmeye devam edeyim. Ardından tekrardan buluşalım. <laughs> Yine kayda girdim. Normalde kayda girmeyi planlamıyordum. Az önce söylediğim gibi. Ama şöyle bir şey yaşandı. Dedim bunu göstermeden geçmeyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir tane bes aldık. Ardından şöyle bir tane buz ve bir tane daha buz geldi. Çok hızlı bir şekilde. Şöyle göstereyim. Bunların daha zaten... 4'er 4 dakikası geçmiş. Yani en son görüşmemiz üzerinden 4 dakika geçti. Ve 4 dakikada iki bus, bir tane de bes aldık. Böylelikle de toplam 20 dakikada 4 bus oldu. Drias bize şanslı mı geldi nedir? İnanılmaz farm atıyoruz. Yani inanılmaz şanslı daha doğrusu. Drop alıyoruz. Ya Allah bozmasın böyle devam edelim. ya ben yine böyle ekstrem bir şey olmadığı sürece kayda girmeyeceğim. Böyle ekstrem bir şey olursa da tekrardan görüşürüz diyelim. E olmazsa zaten 45 dakikanın sonunda görüşürüz. Bizim o tarafa göndermiyorlar. Biraz bir tepeme çöktüler orada. O yüzden dedim ben de şöyle bir 3-4 dakikası kaldı zaten. Yani çok bir süresi kalmadı. Dedim geleyim bari birkaç tur deri döneyim. E, o tarafa malum gönderilemiyoruz. E, gidemediğimiz noktada da zorlamanın anlamı yok. Bir kişi de beklemiyor. Yani bir kişi gitse en azından kapışırız bir şey yaparız da birden fazla oldukları için Dedim zorlamayalım. Gelin birkaç tur burada deri döneyim. Ardından da bırakır zaten gideriz. Yani dediğim gibi 3 dakikası kaldı. Şöyle de göstereyim. Üstümüz şu anda bu şekilde. En son buradan da belki bir drop alırsak. Onunla beraber kapanışı yaparız. Kaç dakikası var? Dediğim gibi 3-4 dakikası var. O 3-4 dakikayı da dedim boş çevirmeyeyim. Hani boş geçirmektense en azından deri dönelim. Birkaç tur daha döneyim. Ardından zaten ee, bakalım bir 45 dakikada neler yapmış. Ardından gittiğim Zero'da e, kardan adam keseyim. Sonrasında ise muhtemelen yarın bu farm'a devam ederim diyelim. Evet arkadaşlar, Derudo'da biraz takıldım. Üzerine bir tane daha bastım. Dedim biraz daha bir bakınayım. Orada biraz takıldıktan sonra e, çıkış yaptım. Şöyle göstereyim bir tane bes aldık oradan da. Öylelikle de e, toplamda 45 dakikalık 50 dakikalık süreçte 4 tane buz, 2 tane bes almayı başardık. Bir tane de yan buz ve 8 tane upgrade scrollumuz var. Kötü mü bence çok güzel. Yani zaten burada bir ana amacımız zaten burada para kazanmak olmadığı için de e, ee, dediğim gibi bir sıkıntımız yok. Şöyle bir bakayım şeyleri aktarmış mıyım aktarmamışım. Şunları bankaya atalım. Güzel elimize sağlık diyelim. Bunlar da bankada böylelikle birikmeye devam ediyor olsun. Şöyle koyalım. Şimdi ben gideyim zero'da şu e, sunum sunulmenleri yapayım. Başka bir farmda ardından zaten tekrardan buluşuruz diyelim. Dün aydınlar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 1 dakika 10 saniye kala bir jereyi daha bitiriyoruz. yerlere biliyorsunuz zero'da giriyorum. Şöyle de şeyi de göstereyim. Neden kayıt açtım onu göstereceğim. Şöyle 149-150 bir e, sayıdayız. Yani bu bittiği zaman ki 17-7 öndeyiz. Bittiği zaman sonunda yüz defi açıyoruz artık mage'imize. E dedim bu mage'li uzun bir serimiz oldu. Daha doğrusu mage'li değil yani play starter mage'li. Onu da göstermek istedim. Bu arada Harbi Gıyıcı'ya selam olsun. Çaray'la aynı kişide mi diye sormuş. Onunla biraz sohbet ettik. Güzel oldu ya. 100 defi de açtık sonunda bu şartta da. Elimize sağlık diyelim. Temiz bir JRE'di. Şöyle 10 saniyemiz kaldı. Çıkışta da 100 defimizi üzerimize takalım. Ardından bakalım. 400 defans çok az Mejde ya. Bu arada bu de ufaktan satacağım. Yanda okçum var. Okçu 83 yaptıktan sonra gördüğünüz gibi Great Protector Achievement'ını açmış olduk. Kaçıncı sayfadaydı bu? Evet şöyle gördüğünüz gibi 21. sayfada Skill Title'a bastık. 411 defansımız vardı. 511 oldu. Çok güzel abi. Bunu da ara ara kullanırız çünkü normalde şunu kullanıyorum. 5'e 5 alt bonus ve 10 in bonus bayağı iyi. 4 4400 manamızı bir anda şöyle göstereyim. 4628'e ve 4700 e yani 300 mana veriyor. E bu da genel olarak Mage'in bir eksiği biliyorsunuz. Daha doğrusu MP Mage. Onu da öylelikle kurtarıyoruz diyelim. Güzel oldu. Yüz defa açmamız sonunda çok iyi oldu. E bu karakteri de ufaktan satmayı planlıyorum. Eğer o yandaki okçu OK 83 yaparsam. Onun da sebebi şu. E madem bütün jereler artık PK'ya kalıyor. Her jere PK'ya kalırken de e neden daha fazla meclize zorlayayım. Yani daha fazla etki edebileceğim, PK'da daha fazla etki edebileceğim bir karaktere geçeyim. Eki okçumuzun da zaten ufak eşyaları toplanmaya başladı. Yani elinde 8 iron bow vesairesi var. E bunu bozduktan sonra da muhtemelen işte çitin setini vesairesini her şeyini tamamlarız diye düşünüyorum. Bunu da söylemiş olayım. Yani Ziro'da da şu anda durumlar bu şekilde ilerliyor diyelim. Şimdi buradan Shojin'in yanına geldim. Shojin'le ufak bir ticaretimiz olacak. Şöyle iki tane alayım Holly Starlight'tır üzerime. Şundan bir tane atacağım. 10 tane atacağım. Bir tane star alacağız. Bronze starımızı aldık. Bu da zaten biliyorsunuz bir özellik yok. Şöyle bir tane attım. 15 tane yattım. Bir tane daha aldık ve silver starımızı aldık. Şimdi ardırma geçeceğim. Ardırma geçmeden en azından %1 de olsa bir atak artışımız olsun istedim. Şöyle etrafımızda silver star dönsün. Gold'a çevireceğim. Şu an nakit param olmadığı için onu sonraya bıraktım. Ama dedim onu yaparken size de bir göstereyim. Şimdi seriden ardırma geçelim. Orada bir bir saat falan farm atalım. Ardından da ufaktan video kapanışına geçelim. Evet arkadaşlar, geldik yine Kürkçü Dükkanı'na. Bloodseeker mega slotunu boş yakaladım. Yakalamışken hazır. Hemen şuradan bir çökelim. Şöyle domatesimiz ve patatesimizi de basalım. Ardından direkt atağa başlayalım. Şu an canım biraz ha şey tamam. Ayrın Iron Bowl'dayız. Onu unuttum. Burada biraz takılacağız şimdi. Flashlarımızı da üzerimize çekelim de drop şansımızı arttıralım. 4 tane domates vesaire basana kadar buralarda bir takılalım. Bakalım bu turda neler alacağız. Bu arada dediğim gibi hani bu slotlar yani 55 level'da daha üst slotlara gidebilirim. Keserim de muhtemelen ama yani o bu arada tek tutulan bir upgrade scroll bir tane de monster stone aldık. E, bereket versin diyelim. Hatta şunları da basayım. Biraz daha atağımız artsın. Hop bir tane de upgrade scroll. Çok güzel. Yani slot önerisinde bulunabilirsiniz. Ama yani dediğim gibi atıyorum Gidip deri kesmem bu, bu karakterle çok zor değil. Hatta 3 atıyoruz. Problem yok ama yani levelına atıyorum işte 57 üzerine çıkarsak e, Shadow Hunter olması lazım değil mi? Shadow şatımız açılacak. E, shadow şata açarsak da mesela atıyorum birisi geldiği zaman daha rahat kesebiliriz. Çünkü yani şu skill neredeyse hiç vurmuyor denedim biraz da hiç hasar atmıyor. Yani şöyle göstereyim bu %200 vuruyor %100 accuracy ile Bu da işte %100 vuruyor. Yani neredeyse 2x fark var arada. E bu da bayağı fark yaratıyor aslında. O yüzden hani 57 üstüne çıkmak istiyorum. 57'ye çıkmışken de zaten 59'a çıkmakta bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Ama yine de sizin yorumlarınıza göre gideceğim. Ama dediğim gibi ben bu karakteri de 59 yapmak istiyorum. Çünkü yani Megatron slotu Bence çok da önemli bir slot değil. Yani Megantron Bloodsucker slotu. Önerilerinizi bekliyorum. Duruma göre zaten böyle çok üst üste droplar vesaire alırsak. Onu da tekrar kayda girelim. Şimdi bakalım e, önümüzdeki bir saatte Bloodseeker Megantron'dan bu sefer ne alacağız. Derken bu arada daha kayıttan çıkamadan şöyle göstereyim bir tane bes aldık. Hemen e, onu da araya sokuşturayım. Ardından devam edelim yani çok da e, güzel denk geldi. Besleri de burada seviyorum yani. Ya, hani, ya buz tabii ki daha değerli ama. bes daha bir hoşuma gidiyor mutlu ediyor beni neden bilmiyorum. Öyle bir bunu da söylemiş olayım. O zaman devam ediyoruz. İkinci 10 dakikaya adamların tarafa geldim. Bizim tarafta biraz rahatsız edildik. O yüzden uğraşmak istemediğim için buraya kaçtım. Şöyle e, gör görüşmediğim zaman da bir tane buz, bir tane de upgrade scroll almıştık zaten. Yanında bir arkadaş dönüyor. Ya Burayı herhalde çok rahatsız etmezler diye düşünüyorum. Ben sonuç olarak kendi tarafları olduğu için de. Dedim, buraya geleyim. ya iki kişi geliyorlar. Bir tane e, daha nispeten ezik bir arkadaş var. Onu kesiyorum ama e, bir tane bayağı sağlam bir arkadaş da geliyor. Onu kesemiyorum. Hani kaçabiliyorum ama kesemiyorum. O da slottan çıkmıyor. Yani o da kesmek istiyor doğal olaraktan. O yüzden uğraşmamak için dedim biraz buraya geleyim. Ve buraya gelince de oraya giderim. Hani böyle bir turlarız, problem yok sonuç olarak adam da NP kasmaya çalışıyor, normal bir durum. Böyle çift slot git geldi yapacağız. Bu burada buranın slotları biraz birbirine uzakmış bizim tarafa göre. Onu da öğrenmiş oldum, bilmiyordum böyle olduğunu. Böyle devam edeceğiz bir süre. Duruma göre yine slot değiştirirsek ya da işte burada ekstra böyle güzel drop alırsak tekrardan görüşürüz diyelim o zaman. Karus tarafına geleli bir yaklaşık 20 dakika yarım saat falan oldu galiba, çok emin değilim. Şöyle bir göstereyim. Bu en son gösterdiğimin üzerinden. Bir tane daha bastım. Bir tane daha bastım. Bayağı uzun süredir herhangi bir drop almıyorduk. Yani hatta slotun hani <laughs> lanetli falan olduğunu düşünmeye başlamıştım. Şöyle göstereyim. Ee, üst üste bir bes bir tane de bus aldık şükür artık sonunda. Ee, onun onun dışında da iki tane dispel scroll almıştık. Yani bayağı bir aslında kötü geçen bir 20 dakika yarım saat diyebiliriz. Onu da denemiş olduk en azından. Bir de bu arada bir kez slottan sürüldük. E, kovdu bizi arkadaşlar. Sonra başka bir arkadaşla yolda karşılaştık. Onunla verisi attık. Onu aldık falan. Derken bir şekilde slot'a geri ulaştık. Buraya devam ediyorum. yani Bundan sonra bir tane daha basacağım. Ardından slot'tan çıkarız ufaktan. E, güzel de bir farm atmış olduk diyelim. E, çok fazla aslında öğlen saatlerinde geldim bilerek. Yani çok fazla darlama olmaz diye ama. Sanırım bu saatler daha kalabalık. Neden bilmiyorum. Onu da söylemiş olayım. Şöyle şunları da bankaya bıraktık. Birikmeye devam etsin VIP'miz. Ardından bundan sonrakileri bastıktan sonra bir 15 dakika sonra tekrardan görüşürüz diyelim. Evet selamlar arkadaşlar. Son secdelerimizin birer küsur dakikası kaldı. E dedim o sırada kayda gireyim. Hem son dropları konuşuruz hem de neler yaptık ne planlıyoruz onu şey yaparız. Ben dediğim gibi level kasma işini size bırakıyorum. Yani siz yönlendirin. Ama bence 59'a kasmamızda fayda var. Çünkü 57 skilline ihtiyacımız var. Yani özellikle pk kısmında çok zorlanıyor karakter. Yani birisi geldiği zaman e, asla karşılık veremiyorum. Yani 3-5'e girdiği zaman okey. Hani mana çekme falan da alıyorum üzerime bir şeyler yapıyorum ama kaçabiliyor çok rahat insanlar. E, mecler geldiğinde çok mecler çok darlayabiliyor bu arada. Mecler bayağı sıkıntı. 59'a kasmak mantıklı geliyor bana şu anda. Ama dediğim gibi bu size kalmış bir karar. Yani 55 bırak buralarda takılıyorsanız. Okçuyla burada takılabiliriz. Problem yok. Bu arada en son görüşmemizden beri bir tane bes, bir tane buz ve bunları attı. Busla besi mecbur üzerimde yer kalmadığı için bankaya atmak zorunda kaldım daha doğrusu VIP'ye. Ama genel olarak Karus tarafı bugün biraz açıkçası mutsuz etti diyebiliriz. Çok bir şey atmadı. Sonraki slotumuz kaldı. Onları da dolduralım. Sonra buradan ayrılabiliriz zaten. Böyle son birkaç dakika daha kalayım diyorum. Bir şey atsın belki bir şey atar. Hani son gider bir şey alırız diye de. Bu arada toplamda bir saat falan harcadık bunlardan ama hani muhtemelen bir 10 dakikası falan yolda işte PK'da kapışmada geçmiş olabilir. O yüzden hani tam bir saat gibi sayamasak da bir saate yakın bir süre takıldık. Yani hesaplamaları ona göre yapabilirsiniz eğer bir hesaplama yapacaksanız. Şöyle göstereyim. şunları atabildiklerimi atayım. Bunları atamıyorum. Şu an durum bu. Birazdan biz zaten genel analizini yaparız. Hadi şuradan bir iki, bir tane bus var da öyle ayrılalım ya. Şöyle yapalım. Ben bir tane bus alana kadar devam edeyim. Bakalım busu ne zaman atacak. Yani 14 dakikası var şu anda. Busu alınca ya da okumuz bitince, 250 tane okumuz kaldı. Okumuz bitince ya da busu alınca torna atarız değil. O zaman ben seriden bir tane bus düşürmeye çalışayım. Derken Immune attı. Bu da olur aslında. Neyse Immune'u alıp tornav atalım ya. Hiç uğraşmaya gerek yok. Ve gidelim bakalım çöplerden vesaire ne kadar para kasmışız. Evet çöpleri de sattık. Şu elimizdekilerin repair'ini yapalım. Eksik okumuzu tamamlayalım. Ve aldığımız eşyaları üzerimize çekelim. Baya farklı çeşitli eşya aldık aslında ama. E tabi değer olarak e, tartışılır. Yani şöyle bir hesap yapacak olursak. şunları 2 desek. Buraya 4M desek. Şuraya 300, 600, 900... 1m 1m200k hatta hatta şunlarla da 1,5m diyelim. 1,5m de buradan 7,5m 8m gibi bir para kasmışız. E güzel yani bir saatte gayet bereketli bir farm diyebiliriz. Şunları bankaya bırakalım. Bunları biriktirmeye devam edeceğiz zaten biliyorsunuz. Şu 5m de bırakalım. Bankada elimiz olsun. Bu arada bulabilirsem burada da bir tane klan bul. Hani arada böyle PK falan çıkmak istiyorum. Çok sık atmıyorum PK falan. O yüzden hani ara ara böyle atmalık, arada katılmalık bir ekip bulabilirsem onlara katılacağım. Bir de yani sırtımızda da pelerin olsun istiyorum açıkçası. Bakalım Dreyas'ta onu bulabilecek miyiz diyelim. O zaman bu bölümde bu kadar diyelim. Görmek istediğiniz yani Dreyas'ta görmek istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa bunlarla ilgili de aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz diyelim. O zaman Dreyas serimizin 3. bölümünde tekrardan görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin.